Çok saygıdeğer Genceler Kalın, sevgili ailesi ve burada Genceler Kalın sanat dünyasından değerli dostları, aynı zamanda sevenleri ve onu ilgiyle takip edenleri, burada bulunamayanlar, herkesi saygıyla selamlarken hepimizin başı sağ olsun demek isterim. En değerli sanat dünyamızın, tiyatromuzun en değerli isimlerinden birisini sonsuzluğa uğurlamak için bir aradayız. Elbette hep birlikte üzüntümüzü paylaşacağız. Sevgili Genco Erkal'a sevgimizi, saygımızı, dualarımızı sunacağız ve onu tanıdığımız için onunla aynı dönemde yaşayıp onu hissedebildiğimiz, dinleyebildiğimiz için de minnet duyacağız. İyi ki bu ülkeden, bu şehirden ve bu dünyadan Gence Erkal geçti. İyi ki onunla aynı dönemde yaşadık ve onun oyunlarını izledik. O güçlü sesini duyduk. Söylediklerini dinleme şansını yakaladık ve hissettik. O sanat dünyasının koca çınarıydı. Açıkçası koca çınar sözü çok değerlidir bizim kültürümüzde. Aslında insanlık içinde çok şey ifade eder. Ama belki de onun için Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacıydı demek daha güzel olur diye düşünüyorum. Ve Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacıydı ve biz de onun farkındaydık ve farkında olacağız. Ceviz ağacı çok verimliydi. Açıkçası müthiş tutkusuyla hep üretti. Hep var oldu. En güzel, en çetin cevizler onun dallarında yetişti. En sıcak günlerde onun gölgesinde ruhumuz dinleniverdi. Müthiş bir mücadele insanıydı. Sahneye taşıdığı her eserde görüşünü, tavrını, duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Neye ihtiyaç varsa haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duygularını insanlarıyla, hemşerileriyle, milletiyle paylaştı. Eğilmedi, bükülmedi, susmadı, susturulamadı. Sanatçı onuruyla hep dimdik ayakta durdu. Gerçekten benzersiz, insanı yüreklendiren sesi, kendine özgü vurgusu ve tonlamalarıyla müthiş bir anlatıcıydı. Bu toplumun sorunlarını ve sadece toplumun değil, bütün dünyanın, bütün dünya halklarının sorunlarını ele alan, bilge ve aydın tavrından ödün vermemesi, o eğitici tavrı, bizler için çok kıymetli oldu. Genco Erkal oyunlarıyla, söylemleriyle her zaman, hele hele bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz barışın,
ve halkın yanında olan ve aynı zamanda en güçlü tonda savaşa hayır diyen bir kahramandır. Tüm dünyada gerginliğin tırmandığı, çatışmaların, savaşların etrafımızı sarıp sarmaladığı bu dönemde onun söylediklerini tekrar tekrar dinlemeye ve kesinlikle hep birlikte onun güçlü ses tonuyla olmasa bile hep birlikte savaşa hayır demeye çok ihtiyacımız var. Sanat dünyasında göçüp giden efsanelerimiz var. Gence'ye kalan en erkaldı efsanelerimizden birisi olacak. Elbette kendisini bu ülkenin, bu şehrin efsane sanatçısı, tiyatro sanatçısı olarak uğurluyoruz. Ama ben aynı zamanda onun cesaretinin önünde saygı duyarak onu uğurlamak istiyorum. Aynı zamanda haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı durma konusunda bize eğitici ve öğretici olduğu için ona minnet duyarak onu uğurlamak istiyorum. Kararlılığımıza kararlılık kattığı için, cesaretimize cesaret kattığı için kendisine minnet duyarak uğurlamak istiyorum. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı bundan sonra da en güçlü tonda, en güçlü seviyede karşı olacağımızı ve en güçlü tonda savaşa hayır demeye, barışa evet demeye devam edeceğimize söz vererek uğurlamak istiyorum. Kendisine rahmet dilerken, dua ederken tüm kalbimle içten teşekkür ediyorum. Elbette ailesine, sevenlerine, tiyatro ve sanat dünyamızın başı sağ olsun. Her zaman mücadelelerine destek olduğu için işçi sınıfının başı sağ olsun. Ve sadece hepinizin huzurunda kendimize sorumluluğumuzu hatırlatarak buradan ayrılmak istiyorum. Elbette ismini, sesini ve bize emanet ettiklerini sonsuza kadar yaşatmak bizim borcumuzdur. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.